Evet sevgili dostlar, bugün bir kahvaltıda çok değerli abilerle bir araya geldik. Bilgi çok önemli. Neden bilgi çok önemli? Biz her şeyi gözlerimizle görerek, kulağımızla duyarak bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Ondan dolayı da hepimizin başında anamıza, babamıza nasıl bakacağımızı bilmiyoruz. Bizim başımızdan geçen hikaye şu. Biz babamızı bir kadın aldık. Yardım eder diye düşündük. Ondan sonra kadın yalnız başına ben kaldıramam dedi. Bir kadın daha aldık, iki kadın. Bunun maliyeti bize yaklaşık 60-70 bin liraya mal oldu. Sonradan da baktık ki hizmet de yapamıyoruz. Adamı da rahatlatamıyoruz. Ve mutlu da edemiyoruz. Bunu da ben bugün özellikle buradaki sistemi gördüğüm zaman ne kadar yanlış yolda olduğumuzu gördüm. Ondan dolayı da istiyorum ki birbirimize doğru bilgiyi anlatalım, doğru bilgiyle ulaşalım. Hepimizin etrafında analarımız, babalarımız, dostlarımız, komşularımız var. Doğru bilgilerle buluşturmak adına çok sevdiğimiz abim Osman abi burada, Hayrettin abimiz burada, Ayşegül ablamız burada. Şimdi işin uzmanı abi, Fikret abi. Fikret abi ben aranızda çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeylere dokunmuş Osman abi. Ben burada bir iki gün geldim gittim resimler çektim. Ya bir çay taşıyanda da kusur göremedim. Yani çay getirende de kusur göremedim. Odayı temizleyende de kusur göremedim. Yemek yapanda da kusur göremedim. Sanki mübarek seçmiş, getirmiş. Gerçekten. Ondan dolayı da buradaki çalışan insanları şunu gördüm. İçinde hem sevgi var hem de ruh var. Bazı yerlere gidersin, hoş geldin derler. O hoş geldin bile anlaşılmıyor çünkü içinde ruh yok. Yani şu biat etmenin Evet. başındaki davranış. Evet. Şimdi sevgili Fikret dostum, sizi tebrik ediyorum. Böyle bir güzel bir yer kurup ülkemize hizmet ettiğin için ben tüm anneler babalar adına teşekkür ediyorum. Şimdi biz burayı anlamak adına hem misafirlerimizi bilgilendirmek adına hem de kısa kısa bilgi ver abi. Biz anamıza, babamıza nasıl bakmalıyız? Ya da biz onları koruyor muyuz? Ya da bekçilik mi yapıyoruz? Ya da hizmet mi veriyoruz? Buyurun. Şimdi anne babanın tabii ondaki durumu çok önemli. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Ben bir özel sektörde huzurevi yaşlı bakım merkezleri işleten bir işletmeci olarak eğer bir karı koca çok sağlıklı insanlar ve beraber yaşıyorlarsa evlerinden kesinlikle çıkmasınlar. Evlerinde beraber yaşasınlar. Ama orada problem şurada başlıyor. Eğer beşlerden bir tanesi rahatsız olursa veyahut da vefat ederse öbürünün yalnız kalmasını Nasrettin Hoca küçük kıyamet diye tarif ediyor. Yani eşlerden birisi yalnız kalınca küçük kıyamet oluyor. Çünkü o insan yalnızlığını çocuklarıyla atamıyor. İnsanların yalnızlığını atmak için iki tane alternatif önerirler. Bir tanesi ya eşiyle yaşayacak ya da yaşıtlarla yaşayacak. Eş alternatifi ortadan kalktığı zaman o zaman muhakkak yaşıtların ortasında yaşamak zorunda. Neden yaşıtların ortasında yaşamak zorunda? Biz toplum olarak okumak özürlü bir toplumuz. Bu noktada çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim dinimiz de bize medeniyeti emrederken, ilmi emrederken, bizim millet olarak da aslında çok ileri derecede medeniyet kurmuş bir millet olmamıza rağmen biz bazı şeylerde sıkıntı yaşıyoruz. Anne babamızı evde oturtturduğumuz zaman işte yalnız kalıyor, vefat ediyor annemiz veyahut da babamız vefat ediyor. Onun önüne çorba koyduğumuzda, elbisesini yıkadığımızda onu mutlu olduğunu zannediyoruz. Mutluluk insanın fiziki yaşıyla değildir, gönül yaşıyla alakalıdır. Gönül yaşına hitap edemezseniz onun mutluluğunu hissettiremezsiniz. Siz anneniz evde yaşarken, tek yaşarken, evde ailece yaşıyorsunuz. Her gün ona eğer 4-5 saat vakit ayırıp da anneciğim şu soruları bile sormaz. Anneciğim bugünkü zeytini beğendin mi? Zeytinin tadı nasıldı? Veyahut da şunu nasıldı? Yani sizin şu iş yoğunluğu içerisinde sizin annenize günde 7-8 saat vakit ayırıp onunla muhabbet etmeniz lazım ki bugün İstanbul şartlarında mümkün değil, Türkiye şartlarında mümkün değil. Onun için bunun yolunu yine medeniyet bir şekilde bulmuş. Ne yapmış? Bu insanların medikal hizmet alacakları, rehabilitasyon hizmet alacakları, bakım hizmet alacakları ve diğer bütün ihtiyaçlarının karşılığını kendi yaşıtlarıyla yaşayacakları sistemler kurmuşlar. Bu sistemler 1895'te Abdülhamid'in kurduğu Darülaceze değildir. Darülaceze farklı bir sistemdir. Darülaceze o gün hiç kimsesi olmayan, sokakta perişan olan,
acil istasyonu insanların kalacağı yer diye yapılmıştır. Sosyal projeler ama huzurevi bakım merkezi kelimesi Türkiye'ye 1990'lı yıllardan sonra geldi. O gün itibariyle de bu çok soğuk bir ifadeydi. Ama her gün geçtikçe, aslında insanların ihtiyaçlarına sosyalleşme ihtiyacı olduğunu, psikolojik destek ihtiyacı olduğunu, yaşıtlar arasında sohbet edip aynı dönemde yaşamış, aynı sıkıntılar yaşamış insanların burada beraber yaşadığı zaman o yalnızlığın nasıl atıldığını, nasıl mutlu olduklarını, insanlara doping yapıldığını burada görüyorsunuz işte. Yani bu sistemin aslında esas faktörü sağlıklı bireyler için değil. Karı koca sağlıklı yaşıyorsa bırakın evde yaşasınlar. Bunlar kurumlara gitmesinler. Ama eğer eşlerden birisi rahatsız olduysa, birisi vefat ettiyse, öbürü muhakkak sosyalleşmeyle ilgili sıkıntı yaşıyor. Muhakkak sosyal bir alanda kalmak zorunda. Çocukların yanında bunu yapması mümkün değil. Yani sistemin temeli buna dayalı. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben şurada bir iki şey ilave etmek istiyorum tavsiye edilmemizde. Ben anaokulu açtım ilk sefer. Bundan da belki 30-35 yıl önce. Benim mühendis arkadaşlarım var. Yani daha doğrusu öğrenmek için aynı insanlar değil mi? Mühendisler artık ya. O tatil yapmışlar. Adam bana sorusu şu. Diyor ki ya abi bu çocuklar ne yapıyor orada? Yazık değil mi? Neden şimdi anaokulun ne olduğunu bilmiyor. Türkiye'de o zaman daha anaokulu %5. O zaman Avrupa'da anaokulların %87, %97. Yani bu bakım evlerinde aynı pozisyon şu anda yaşadı ve yaşıyor. Ve biz şu anda aşağı yukarı 60'a yaklaştık şey olarak, anaokul olarak. Şimdi anaokul dediği zaman adam diyor ya aman ben çocuğum 3 yaşına geldi hemen anaokula vereyim diyor. İşte bizde de insanlar bilinçlenirse, hocamın da belirttiği gibi belli yaştan sonra mutlaka tek kalan insanların sosyalleşmesi için bu tür yerlere çoğunluk yeri var. Biz de maalesef daha yeni yeni anlaşıyoruz. Bunlar bilmiyoruz. Anaokulun şeyde sizde yüzde oran kaçtır Türkiye'de ama şu anda anaokullarında %60'a yaklaştık. Şimdi bizde, yani. bizde oran çok yüksek de şöyle, ben bu sektöre başladığımda Türkiye'de her 100 kişiden birisi bu sektöre sıcak bakıyordu. O da batıya gitmiş, batıda görmüş, şunu yapmış insanlardı. Ama bu oran şu anda ciddi miktarda yükseldi. Fakat Türkiye'deki en büyük problem şu Osman Bey. Türkiye dünyada yaş nüfusu itibariyle en çok hızlanan, en çok yaşlanan ikinci ülke. En çok hızlı yaşlanan ikinci ülke. Yani birisi Güney Kore, ikincisi Türkiye. Ve biz aşağıdan gelen bir dinamit var, patlayacak. Bu patlamak zorunda çünkü çok ciddi bir yaş nüfusu.